Yani olay bu kadar sıcakken bunu iç politikaya bağlamayı çok uygun bulmam aslında. Yani olayın ne olduğunu daha bilmiyoruz. Bir terör olayı olduğunu tahmin ediyoruz büyük ihtimalle bir terör olayı. Arkasında hangi güçler olduğunu henüz bilmiyoruz. Daha doğrusu ağ babalarının kim olduklarını biliyoruz da maşaların kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Fakat bu maşalar da bize önemli ipuçları verebilir. O yüzden bu gibi bir olayın seçime giderken ortaya çıkmasını ben de manidar bulurum. Ancak çok erken konuşmak için. Onun için dilimi ısırıyorum. Sözlerimi çok seçerek kullanmaya çalışıyorum. Ama şöyle bir gerçek de var ki bu terör illeti 7 Haziranla 1 Kasım arasında da 2015 yılında bizi vurmuştu bugün yazan, çizen birçok insan, Cihat Bey de aynı şekilde, buralara vurgu yapmak istediler. Keşke haksız olsalardı. Keşke diyebilseydim ki, ya arkadaş ne alakası var? Çünkü o dönemde, yüzde 41 alan iktidar partisi, terör olayları baş gösterince, Oyların yükseldiğini dönemin başbakanı tarafından e, ifade etti. Ve buna çok şükür diyerek ifade etti. E, bu bende bir yaradır. Terörle o yükseliyorsa lanet olsun bu oya. E, elbette bir ülkede terör olduğunda, e, karışıklık olduğunda vatandaşlar devlete ve devleti yöneten hükümete sığınırlar. Her şeyin önüne geçer güvenlik endişesi. Açlığın da önüne geçer, yoksulluğun da önüne geçer, fakirliğin de önüne geçer, ekonominin de önüne geçer. Çünkü yaşama e, arzusu ve yaşamın tehlikeye girmesi her şeyin önünde olarak düşünülebilir. O dönemde de e, terör olayları artıyor, çok şükür oyumuz yükseliyor diyen siyasetçiler vardı. Bugün de doğru değil, dün de doğru değil. Yarında doğru olmayacak. Ama biz de şimdiden bu iş şuna yarayacak, buna yarayacak gibi yorumlar yapmamalıyız. Hı hı. Çünkü bakın benim kızım İstanbul'da yaşıyor. Benim kızım <laughs> e, Beyoğlu'nda e, İstiklal Caddesinden yürüyerek tiyatro eğitimi almaya gidiyor ve yarınmış eğitim ben bugün zannediyordum. Ben de bugün. Parti okulunun bir etkinliği için Sarıyer'deydim. Tabii siz kızınıza ulaşana kadar. Canım çıktı. Canım çıktı. Yarım saat ulaşamadım. Kız telefonu şarja koymuş. Bütün İstanbul'u ayağa kaldırdım. Şimdi ben bir babayım. Ve benim siyasetim orada biter. Bütün babaların, annelerin, evlatları söz konusu olduğunda partilerin de siyasetinde canı cehenneme gider. O yüzden çok dikkatli konuşmalıyız. Ee, bu terör olaylarından Kimlerin nasıl nemalandığı hiçbir zaman gizli kalmamıştır ve kalmayacaktır. Ama dikkatle değerlendireceğiz. Geçmişten ders alarak. Şimdi ben kalkıp burada bunu iç politikaya malzeme edersem. Dersen ki işte bakın yine ortalık karışıyor yine şöyle. buna doğru şeyler olmaz. Bekleyeceğiz biraz göreceğiz ortalık bir sakinleşecek yaralarımızı saracağız. Ama bunun siyasi sonuçlarının nereye gideceğini elbette takip edeceğiz geçmişten yaşadıklarımızla. Şimdi bütün bunları yaparken birdenbire sosyal medyanda kapatıldığını e, gördük. Yavaşlatıldığını. Yavaşlatıldı mı? Ben ulaşamıyorum. Twitter'ım açılmıyor. Instagram'ım açılmıyor. YouTube açılmıyor. Facebook açılmıyor. Yani sizinki yavaşlatılmışsa artık VPN kullanıyorsanız bilmem. Ama şu anda bizim... Geniş şey daraltılıyor hocam. Şu anda bizim... Benimkisi de şu an dönüyor merak etme. <laughs> Benimki de dönüyor. <laughs> ee, bunun e, teknik anlamı o olabilir. Halktaki karşılığı kapatıldı. Ulaşamıyoruz. Şu anda bu yayını elbette her yayın herkes gibi ben de duyuruyorum. VPN üzerinden izlemek zorunda kalıyor insanlar. Almanya üzerinden TV100 yayını izliyor. Ne gerek var buna? Niye biz e, terör örgütünün bu kışkırtıcı eylemleri karşısında sanki tırnak içinde diz çöküyormuş gibi bir e, hava yaratalım. Neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir ve bu gibi olaylarda e, kesinlikle dimdik bu işin üstüne gitmelidir. Bakın, bunu açıklıkla söylüyorum çünkü Twitter kapatılmadan tweet'te de yazdım. Elinde kesin bilgi olmadan, kanıt olmadan konuşanların yanlış yaptığını ve onlar kınadığımı söyledim. Konuşmayın. Bay şuraya benzedi buraya. Hayır, bir durum bakalım. Yani milleti korkuya ve infiale sürükleyecek her türlü e, paylaşımın yanlış olduğunu söyledim. Onun üzerine şimdi bunu söylüyorum. Biz bunları söyleyecek kadar cesaretli ve sağduyulu insanlarız. Niye Twitter'ı kapatıyorsun kardeşim? Niye sosyal medyayı kapatıyorsun? Benim devletim bir çapulcunun karşısında böyle davranmamalı. Bunu yapmamalı. Bu primi vermemeliydi. Bunu da ben kişisel olarak ben doğru bulmuyorum. Doğru bulmadığım bir diğer şey Cumhurbaşkanı yardımcısı Fikre Fuat Oktay'ın Fuat Oktay'ın söylediği Türkiye eski Türkiye değil. Hı hı. Şimdi söylenecek laf mı Allah aşkına? Yani milletin acısı taze evlatlarına ulaşıp ulaşamama konusunda hala tedirginlik yaşıyorlar. Türkiye eski Türkiye değil. Bu iyi bir yaklaşım değil. Doğru bir yaklaşım değil. Hele ki Cumhurbaşkanı yardımcısının ağzından bu olayın iç politikaya malzeme ediliyor olmasını da doğru bulmam. Türkiye eskiden de güçlüydü. Bugün de güçlüdür. Örneğin 2002'de AK Parti henüz yok iken terör sıfırlanmıştı. Bunu ben söylemiyorum. Devlet rakamları söylüyor. 2002 yılında verdiğimiz şehit sayısı 7. Allah rahmet eylesin. Bir yılda verdiğimiz şehit sayısı 7. Terör bitme noktasına gelmiş eski Türkiye'de. Türkiye'nin eskisi yenisi yok. Siyasetçinin eskisi yenisi olur. Sen gidersin eski olursun. Ben giderim eski olurum. Türkiye daima gelişen, büyüyen, gelişecek, büyüyecek bir ülkedir. Eski Türkiye, yeni Türkiye lafı söylemi adeta bölücü bir söylemdir. Adeta. Bunu kimsenin söyleme hakkı yok. Bizden önce Türkiye eskiydi. Kötüydü anlamında. Şimdi Türkiye güçlü ve yeni. Hayır. Böyle bir şey yoktur. Türkiye'miz, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz ilerlebet paydar kalacaktır. Cumhuriyetimiz ilerlebet payda kalacaktır ve her defasında büyüyecektir. Bakın AK Parti döneminde de büyüyoruz, Geçmişte de büyüdük. Her dönemde büyüdük. Büyümeye devam edeceğiz. Ama evet, bizi eski yeni diye bölmeye kimsenin hakkı yok. 2002 Peki. yılını örnek verdim. Peki öyle. Örneğin, bir iki cümle daha müsaade tamam. edin. Örneğin, Biliyorum. 1974 yılında, bunların tabiriyle eski Türkiye'de, biz Amerika'ya kafa tutarak Kıbrıs'ta adeta devlet eliyle, Rum kesiminin devlet eliyle uyguladığı teröre karşı çıkarak bir barış harekatı yaptık. O beğenmediğini beğenmedikleri eski Türkiye'de. O beğenmedikleri Eski Türkiye Öcalan'ı paketleyip Türkiye'ye getirdi. Bakın o beğenmedikleri eski Türkiye Hatay'a sınıra bir paşa gönderdi. Geliyoruz haberiniz olsun dedi. Bakın tank göndermedi, tüfek göndermedi. Bir paşa gitti açıklama yaptı. Apar topar Öcalan'ı Suriye'den çıkarıp cehennem ettiler. Oradan Türkiye'yi aldı geldi. Bakın Türkiye'yi eski yeni diye bölmenin anlamı yoktur. Türkiye teröre teslim olmayacak. Elbette bu bu beylik bir laftı. Bunu söylemeye gerek yok ki. Türkiye Cumhuriyeti Devleti neden teröre teslim olsun? Teslim olmayacak. Sanki eskiden teslim mi olmuştu? Hayır. Hiçbir zaman teslim olmadı. Hiçbir zaman da teröristlere meydanı bu şekilde bırakmamalı. Bakın. Son cümleyi alayım. Son cümlede şunu söyleyeyim. Demin eylem PKK eylemine benziyor dedim ama bu e, işit eyleminden uzaklaşmamız gerektiği anlamını taşımıyor. Yani e, IŞİD'de de, IŞİD'in faaliyetleri de Türkiye'de hala devam ediyor. Daha 3 Kasım'da bakın 3 Kasım'da çok yeni bir Libya uyruklu bir de Suriye uyruklu IŞİD mensubu iki kişi yakalandı. Libya uyruklu olan tutuklandı Suriye uyruklu olan örgüt üyesi diye geçiyor kayıtlarda adli kontrolle serbest bırakıldı. Bunlar İstanbul'da ikamet ediyorlar. Esenyurt'ta ve Sultanbeyli'de teknik takibe alınıyorlar ve birçok insan bunlar sayesinde toplanıyor. Yani İŞİD de burada yabana atmamak lazım. Yani teröristin kadın olma ihtimali işit ihtimalini ortadan kaldırmaz. O yüzden bu iş işit midir, PKK mıdır? E, belli olur. Ancak hangisi olursa olsun A babaları aynı olduğu için bizim terörle mücadele yöntemimizi değiştirmez. Peki.